Evet sevgili arkadaşlar, benim yavru kurtlarım, minik tusubasalarım, ninja turtle'larım, şeker kız kendilerim. 7. sınıfların testlerini çözmekle işimize devam ediyoruz. Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim, bizden ne istiyorlarmış? Şöyle bir birinci sorudan başlayalım. Öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve öznenin bir nesneyi etkilediği fiiller iş fiilidir. Bu fiiller öznenin yaptığı işten etkilenen bir varlık, nesne vardır diye giden bir açıklama cümlesi vardır. Sevgili dostlar, bizden ne istiyor cümle ya da soru? Buna göre aşağıdakilerden hangisi tamamen iş fiillerinden oluşmaktadır? Bakın size İbrahimce bir formül. Eğer bir fiilin iş kılış mı, durum fiil mi olduğunu anlamak için fiilin önüne onu getirelim. Onu getirdiğimiz zaman eğer manalı ve mantıklı bir şeyler oluyorsa ben buna iş fiili diyorum. Ama manasız ve mantıksız bir ifade oluyorsa onu getirdiğimde bu ifadeye ben durum fiilidir diyorum. Bakalım. Onu kapatmak mis gibi oluyor. Onu giymek oluyor. Onu fırlatmak oluyor. Ha, bu arada şunu da hatırlatayım. Arkadaşlar böyle çekimlenmiş bir fiil varsa da onuyu kip ekine kadar olan bölgeye getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Lütfen bunu da unutmayalım. Bakalım onu çevirmek oluyor. Onu kazmak oluyor ama onu uyanmak Zortingenstrasse tabii ki de olmuyor bu. Onu açtırmak oluyor. Tamamlamak, onu tamamlamak oluyor ama onu yaşlanmak diye bir şey yok. Zaten bu oluş fiilidir. Ne işi var bunun burada? Bakıyorum onu artmak no olmuyor. Onu kısalmak no olmuyor. Onu küsmek no bu da olmuyor. Bakıyorum tikli olan nere var hepsinde? Adana'da var diyoruz arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz sevgili gönül dostlarım. Burada da diyor ki durum fiillerinde işi yapan özne vardır ancak işten etkilenen nesne yoktur. Güzel bir açıklama. Örnek de vermişler uyumak, oturmak, ağlamak. Ben ne dedim biraz evvel dostlar size? Dedim ki ya hiç uzatma onu getir anlamsız olsun. Eğer anlamsız olursa ne olurdu arkadaşlar? Durum fiili olurdu değil mi? Şöyle de birleştirelim bu arkadaşları. Onu uyumak bakın olmuyor. Onu oturmak olmuyor. Onu ağlamak olmuyor değil mi dostlar? Haydi bakalım diyor ki fiiller aşağıdakilerden hangisinde durum fiili vardır diyor. Bakalım fiilleri gösterelim. Kesmesinler, kırdı, uzandı, aradık. Onu kesmek oluyor mu? Oluyor. Onu kırmak oluyor mu? Oluyor iş kılış. Onu uzanmak maalesef olmuyor. Onu aramak oluyor arkadaşlar. O yüzden bizim mantığımıza göre cevabımız Ceyhan'dır. Mis gibi karşımıza çıkıyor. Kolaymış değil mi bu formül? Haydi üçüncü soru gelsin bakalım. Diyor ki böyle bir şeyler yazılmış, numaralanmış sözcüklerin hangileri iş fiilidir? Yani ne yapacağım dostlar? Onu getireceğim ve anlamlı, mantıklı olacak değil mi dostlar? Hadi bakalım. Onu gelmek olmuyor, durum fiili. Onu tazelenmek, onu tazelensin olmuyor arkadaşlar. Ama onu görmek oluyor değil mi? Aşağı bakıyorum, bir olanları eliyorum bir kere. Eledim, şunu da eledim. İki olanları da eliyorum. Bu da gitti. Üç olanlar kalsın. Bir tek bu kaldı. Hemen diğerlerine bakalım arkadaşlar. Onu olsun, onu olsun, onu olmak olmuyor arkadaşlar. Ama onu seyreyle çok güzel oluyor. O zaman benim iş fiillerim 3 ile 5 oluyor. Cevabım da Bursa çıkıyor. Nasıl arkadaşlar? Çok basitmiş değil mi? Haydi bakalım diğer soruya geçelim. Dördüncü soruya diyor ki buzdolabındaki arıza yüzünden meyveler çürümüş. Diyor ki arkadaşlar cümlesindeki aynı anlam özelliğine sahip bir fiil aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır diyor. Sevgili arkadaşlar şimdi çürümüş burada meyvelerin çürümesi bir oluşu anlatır, bir değişim, bir gelişimi anlatır değil mi bize? O zaman hocam burada onu falan getiriyor muyuz diyeceksiniz. Hayır, burada onu falan getirmiyoruz. Çürümek, bayatlamak, küflenmek, büyümek, uzamak, sararmak, solmak gibi ifadeler arkadaşlar. Bir değişimi, bir gelişimi ifade ettiği için ben burada bir değişimin, bir gelişimin veyahut da doğadaki olan bir şeyi aramam lazım değil mi? Bakalım A şıkkına. Öğrencilerin şiir bilgisini zamanında geliştirmek gerekir. Onu gerekmek burada olmuyor. Geliştirmek gerekir diyor ya arkadaşlar. Onu gerekmek olmuyor. Bir de değişim, gelişim yok. Ben buna durum fiili derim. Adana gitti. Biz alışveriş işlerimizi bitirene kadar
Hava karardı. Evet, hava aydınlıkmış, sonra kararmış. Yani bir değişim, bir gelişimi ifade etti, değil mi bize? Evet, buna ben oluşvili dedim. C'ye de bakıyorum. Dışarıdaki sandalyeleri ben boyayabilirim. Onu boyayabilirim. Onu boyamak ne oluyor arkadaşlar onu getirdiğinde? Anlamlı ve mantıklı bir şey oluyor. İş kılış fiili diyorum. İş fiili diyorum. Acılı çiğ köfteyi yavaş yavaş çiğnedi. Onu çiğnemek. Bakın arkadaşlar, bu da çok güzel bir iş kılış fiili yapıyor. Değil mi burada? O zaman benim cevabım ne oluyor? Bursa oluyor, değil mi? Kararmak bir değişim, bir gelişimi ifade eden oluş fiillerine çok güzel bir örnek teşkil ediyor dostlar. Haydi bakalım 5. soruya geçelim. Diyoruz ki numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. 1. Yola çıkmadan önce simit poğaça alırız. Birinci cümlede iş kılış eylemi kullanılmıştır. Bakalım onu almak oluyor mu? Evet, oluyor, anlamlı ve mantıklıdır. İş fiilidir. Doğrudur arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. Diyor ki emek kavramının neleri ifade ettiğini şiirlerinde sade bir üslupla anlatılmıştır. İkinci cümlede durum fiili kullanılmıştır. Arkadaşlar onu anlatılmak oluyor mu? Hayır, olmuyor. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar ifademiz durum fiilidir. Yani bu da doğrudur, değil mi? Ve bu da doğrudur. C'ye bakalım. 2 ve 4. cümlelerdeki fiillerin anlam özelliği aynıdır. 2'de neydi? Durum fiiliydi, değil mi arkadaşlar? Şuraya çarpı atalım. 4'e de bakalım. Sandras Dağı'nın kuzey yamacını izledik. Bu, bakın, fiil burada. Onu izlemek oluyor mu? Oluyor. Sevgili dostlar, ekstra bir hatırlatma. Burada onu getirirken siz kip ekine kadar olan bölgeye getireceksiniz, tamam mı? Onu izlemek, onu anlatılmak şeklinde diyeceksiniz, tamam mı? Mış ya burada kip ekimiz. Dolayısıyla bu olmuyordu durum fiil, ama bu oluyordu iş kılış. Dolayısıyla Ceyhan fiillerde aynı anlam özelliğini barındırmıyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Şu Denizli'ye de bakalım. Üçüncü cümlede oluş fiili mi kullanılmış? Bakalım, güneş batmak üzereyken gökyüzü bulutlandı. Ha, bulutlanmamıştı, şimdi bulutlandı. Bir değişimi, bir gelişimi ifade etti. D de doğru. O zaman cevabımız Ceyhan oluyor sevgili yavru kurtlarım. Haydi geçelim 6. soruya arkadaşlar. Ne diyor? Bu cümlelerin anlam özelliklerine göre 1, 2, 3 tane şık verilmiş. Açıklamalarıyla eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Ne kadar büyümüşsün sen. Bakın arkadaşlar, büyümek. Burada fiilimi buldum. İnelim. Diyor ki yapılan işten etkilenen varlığın bulunduğu ve neyi kimi sorulan cevap veren fiil. Hayır. Yapılan işten etkilenen varlığın bulunmadığı ve neyi kimi sorulan cevap vermeyen fiil. Bu da hayır. Buradan kastettiği iş kılış, değil mi? Buradan kastettiği arkadaşlar. Ay, yazamadım. Durum fiilidir, değil mi arkadaşlar? Şuna iş, şuna durum yazalım. Özne kendi iradesi dışında diyor. Ve zamanla gerçekleşen değişimi anlatan fiil kullanılmıştır. Yani burada da ne diyor? Oluş fiili kullandım hacı abim ben diyor. O zaman bir C olması lazım, değil mi? Bakalım bir C hangi şıklarda var? A gitti. C de gitti. B ile D kaldı elimde, değil mi dostlar? Haydi bakalım. Öğretmenim, ben bütün ödevlerimi bitirdim. Allah Allah, ne kadar güzel. Onu bitirmek oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O zaman bu sanki iş kılış fiili. Yani A çok güzel tutuyor bunda. O zaman ikinci bölgede A'yı temsil eder. D elenir buradan. Cevabımız B kalır. Ne diyor son cümlede de? Yaşlı teyze ağır adımlarla pazara doğru gidiyordu. Onu gitmek durum fiili olmuyor muydu? 3 de o zaman B'yi temsil ediyor. 3 de burada, bakın, B zaten doğru şıkta da yazıldığı gibi. O zaman cevabımız B oluyor arkadaşlar. Haydi bakalım, vakit kaybetmeyelim. Mükemmel tekniklerle devam ediyoruz sevgili kurt ailesi. 7'ye bakalım. Diyor ki tabloda soru işareti ile gösterilen bölüme aşağıdaki fiillerden hangisi yazılamaz diyor. Durum fiilleri demiş. Yani bizim formülümüze göre onu getirelim, olmasın. Onu görüşmek olmuyor. Onu katılmak olmuyor. Onu kaçmak olmuyor. Aşağıda da diyor ki hangisi yazılamaz diyor. Bakalım, onu bulunmak yazılır, anlamsız oluyor, durum fiili olur. Onu dolmak anlamsız oluyor, yazılır, durum fiili olur.
Onu korkmak anlamsız oluyor, yazılabilir. Ama arkadaşlar onu ekşimek falan diyemeyiz. Neden hocam? Çünkü ekşimek arkadaşlar burada bir oluş fiilini temsil ediyor. Oluş fiillerinde bir gelişim, bir değişim var mıydı? Bakın burada ne diyor? Ekşi değildim ama zamanla ekşidim. Yani oldum. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir diyorum arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. İşte soru bu. İşte harika bir bulmaca geldi arkadaşlar önümüze. Diyor ki özne kendi iradesi dışında ve zamanla gerçekleşen deyimi anlatan fiillere oluş fiili diyor. Şimdi baktığımız zaman burada da boş bırakmış. Aramak yazmış, ağlamak, soğumak, bozulmak bir sürü dolu dünya bir şey yazmış. Bu bulmacada ki oluş fiilleri boyandığında hangisi ortaya çıkar? Ben boyayayım arkadaşlar. Mesela diyelim ki şurada soğumak. Evet sıcaktım, soğudum. Bak bunu boyadım. Bu bir oluş fiili. Mesela burada gördüm bozulmak. Düzgündüm. Bozuldum. Demek ki oluş fiili. Başka aramak olmaz, ağlamak, ayrılmak, açıklamak. İşte ne bileyim okutmak olmuyor. Ama işte buldum. Küflenmek. Bunu da buldum. O zaman 1, 2, 3 tane oluş fiili buldum. Şöyle bir gözümle taradım. A şıkkı çok güzel oturdu mu oluş fiilleri için? İşte bu kadardır diyoruz arkadaşlar sorumuzun cevabı. Ne istedi bizden? Oluş fiilleri bul dedi. Biz de bulduk bulmacayı tamamladık. İşte yeni hazinenin anahtarını da bulmuş olduk arkadaşlar. Haydi bakalım diğer sorulara geçelim. Bizden neler istiyorlarmış? Sevgili arkadaşlar artık kip eklerine, haber kiplerine doğru şöyle bir yol aldım. Diyor ki kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir. Çok güzel. Tamam. Örneğin sokakta yaşayan köpeklere mama dağıtabilirsin cümlesinde yaşayan sözcüğü kip ve şahıs eki almamıştır. Bu yüzden çekimli fiil değilmiş. Dağıtabilirsin sözcüğü ise kip ve şahıs eki alarak çekimlenmiştir. Buna göre yapmak fiili aşağıdakilerden hangisinde çekimlenerek kullanılmıştır diyor. Şimdi bakalım dostlar. Yapmak sözcüğü şey pardon. Burada kullanılmamıştır diyor. Çok özür dilerim. Diyor ki yapacağım, yapardı, yaptım, yapılan diyor. Şimdi dostlar yapacağım kelimesi A şıkkında gelecek zaman eki almış ve birinci tekil şahıs eki almış değil mi? Bu o zaman çekimli bir fiildir. Çekimlenmiştir. Yapardı diyor. Bakın yapmaktan yapar. Geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. O yapardı. Bu da doğru. Yaptım diyor. Geçmiş zaman bilinen, görülen geçmiş zaman eki almış. Ve birinci tekil şahıs eki almış. Bu da olmuş. Ama buraya bakıyorum. Yapılan iş. Burada arkadaşlar çekimli bir fiil yoktur. Kip veya şahıs eki almamıştır. Doğru cevabımız Deniz'dir diyorum. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Gelecek zaman, görülen geçmiş zaman ve şimdiki zaman. Aşağıdaki cümlenin hangisinde? Bu zamanlardan herhangi birinin ekini alarak çekimlenmiş bir fiil yoktur. Neydi arkadaşlar gelecek zaman? Ecek, acaktı değil mi? Görülen geçmiş zaman neydi yani bilinen geçmiş zaman? Dı, diydi değil mi? Tı, ti de olabilirdi. Şimdiki zaman ekimiz neydi arkadaşlar? Yor şeklinde değil mi? Mekte makta şeklinde de bir ekimiz var. Ama bunları şimdilik bilmeniz kafidir diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Melisa kopup geldi. Dünyayı uzun bir süre unuttu. Ne almış arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman eki değil mi? Bunda var. İyiliğin ve sevginin anlamını büyüdükçe öğreneceksin. Öğreneceksin. Gelecek zamanla çekimlenmiş. Bu da var. Vatanseverlik konusunda çok kitap yazmış bir yazardır diyor arkadaşlar. Bakalım çok kitap yazmış bir yazardır mı? Arkadaşlar burada yazmış bir yazardırmış bir şekil geçmiş zaman eki olarak mı kullanılmış? Şöyle bir bakıyoruz. Çok kitap yazmış bir yazar. Nasıl yazar? Yazmış bir yazar. Burada arkadaşlar almamıştır, çekimlenmemiştir. Dolayısıyla ben bunu nokta koyarak bekletiyorum. Hatta çarpı olarak bekletiyorum. Yavru kuş pencerenin önündeki ekmek kırıntılarını yiyor. Bakın ne var burada da şimdiki zaman yok mu? İşte o yüzden arkadaşlar A, B, D şıkları çekimlenmiştir yukarıdaki fiillerden biriyle. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Haydi bakalım devam edelim. Üçüncü soruyla akalım buradan yolumuza.
Diyor ki bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bir numaralı fiil şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Bakalım şimdiki zaman mı bekliyor? Evet, şimdiki zamandır, yörekidir. B. Tüm fiiller tekil şahıslarla, yani birinci, ikinci, üçüncü tekillerle mi çekimlenmiş? Bekliyorlar. Bakalım tüm fiiller, şöyle çizelim fiillerimizi. Şöyle bakıyorum. Onlar bekliyorlar değil mi arkadaşlar? Bu üçüncü çoğul şahısla çekimlenmiş. Allah Allah, burada bir problem var o zaman değil mi? Derim, ben derim tamam tekil, o oturdu tamam tekil, o bıraktı tekil, ama arkadaşlar tüm fiiller nedir? Tekillerle çekimlenmemiştir. 3 ve 4. numaralı fiiller aynı kipekini mi almışlar? Bakalım, bıraktı geçmiş zaman, oturdu geçmiş zaman, hatta görülen geçmiş zaman olarak biliyoruz. 2 numaralı fiil geniş zamanla mı çekimlenmiş? Derim demekten der geniş zaman. O zaman Bursa arkadaşlar tüm fiiller tekil şahıslarla çekimlenmemiş. Maalesef ki Adana'daki, daha doğrusu birdeki fiil üçüncü çoğul şahısla çekimlenmiştir. Üzdü mü? Üzmedi. Haydi akalım sorumuza bakalım. Dördüncü soruya geldim. Bir işin yapılma zamanı söylenme zamandan önce olabilir. Aşağıdaki cümlenin hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilebilir? Dostlar, bizden ne istiyor? Bir anlam kayması, zaman kayması talep ediyor, değil mi? Hangisi örnek olabilir diye bir bakalım. Bahar geldiğinde kelebekler her yerde olacak. Bahar geldiğinde gelecekte olacak bir şeyi gelecek zamanla çekimlemiş. Doğrudur. Duvar sıvama işini yarına kadar bitirin. Yarına kadar bitirin. Evet, emir kipiyle çekimlenmiş. Çekirdekleri güçlü aletler yardımıyla ezerler. Arkadaşlar geniş zamanda sürekli ezerler. Doğrudur. Annem bayramda çok lezzetli yemekler yapmış. Şimdi arkadaşlar yapmış. Bir geçmiş zaman eki, değil mi? Aslında burada bir kastettiği ifade nedir? Kastettiği fiil, annem bayramda çok lezzetli yemekler yapacak dememiz daha mantıklı değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Denizli'dir diyoruz. Ha, hocam yapmış, duyulan geçmiş zaman olabilir mi? Olabilir, ama hani annem yaptı dediği için o bilinen bir geçmiş zaman da olabilir. Bayramda çok güzel yemekler yaptı da diyebilirdik. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Denizli oluyor diyoruz. Geldim 5. soruya. Pazara gidiyorum. Elma veya armut ister misin? Cümlesindeki özdeş kipler kullanılmıştır. Hangisinde özdeş kipler kullanılmıştır bu cümleye göre? Nedir arkadaşlar gidiyorum? Şimdiki zaman değil mi? Şim yazalım. İster misin'e ne yazalım? Geniş zaman gen yazalım. Hadi ikisini birlikte arayalım dostlar. Bakalım. Yaptığım projelerin arkasında duruyor şimdiki zaman. Kimseye söz söyletmiyor. Gene şimdiki zaman. Hayır. Nerede benim geniş zamanım, yani genim? Hadi bulalım bakalım. Düşüncelerine katılmıyorum. Şimdiki zamanı buldum. Ama onları dile getirmeye devam eder misin? İşte burada da geniş zaman işte geliyor. Özel Bursa işte geliyor. Lütfen buraya bir şarkı istiyorum sizden. Tamam mı dostlar? Bursa'yı mis gibi bulduk. Hem şimdiki zaman hem geniş zaman. Dolayısıyla cevabı da bulduk. Haydi geçelim diğer soruya. Altıncı soruya geldim. Diyor ki, buna göre diyor, aşağıdaki cümlenin hangisi altı çizili kipin fiile kattığı anlam doğru eşleştirilmemiştir diyor. Bakalım. Eklendikleri fiillere zaman anlamı katan fiillere haber kipleri. Haber kiplerinin bildirdiği zaman özelliklerinden bazıları da şunlarmış. Eylem söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecek olabilir. Evet. Eylemin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynı olabilir. Özne'nin bizzat gördüğü veya yaşadığı eylemleri bildirebilir. Özne'nin görmediği, yaşamadığı ancak başkasından duyarak anlattığı eylemler olabilir. Hangisini diyor ki kipin katlı anlam doğru eşleştirilmemiştir. Haydi dostlar bir bakalım bakalım ne olacakmış. Dükkanın içindeki su buharı ve süt kokusu insanı 40 yıl önceye götürüyor.
Ha, 40 yıl önceye götürüyor. 2'deymiş. Okuyalım ki eylemin söyleme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynı olabilir. Evet, şu anda da aynı olabilir. Şu anda da söylenmiş olabilir. Doğrudur. Yaz için Matmazel Katina'nın evinde bir oda tutmuş. Ne diyoruz 4'te? Özne'nin görmediği ve yaşamadığı ancak başkasından duyarak anlattığı eylemleri bildirebilir. Evet, buna duyulan yani öğrenilen geçmiş zaman diyoruz. Bu da doğru arkadaşlar. Boğaz'daki gemileri izlemek için tahta bir sandalyenin üzerine oturdum diyor. Neymiş? Üçteymiş. Bakalım üçe öznenin yine bizzat gördüğü ve yaşadığı eylemleri bildirebilir. Doğrudur arkadaşlar. Ruşen Ali atını gezdirmeye ve tımar yapmaya götürür. Bir. Eylem söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecek olabilir. Arkadaşlar, bu söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecek olabilir demesi şu anda anlamına geldiği için götürüyor dememiz daha mantıklıdır. Dolayısıyla Denizli'dir cevap. Yani Ruşen Ali atını gezdirmeye ve tımar yaptırmaya götürüyor dememiz daha güzel olur. Dolayısıyla A'la yani pardon birinci cümleyle bir bağlantı kuramayız. Dolayısıyla cevabımız Denizli olur. Geçelim arkadaşlar 7. soruya. Güzel, renkli renkli bir soru. Bu tablodaki cümlenin hangilerinde kullanılan keep yanlış gösterilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar hangisinde yanlış gösterilmiştir. Bazı kitaplar çocuklara hayvanlara hakkında daha çok bilgi edinmek isteyecekleri kapılar aralıyor. Kapılar aralıyor. Şimdiki zaman mı? Yor ekini gördüm. Bakıyorum şimdiki zaman. Gayet güzel. Bir doğru gösterilmiştir. Şöyle birileri eledim. Kıl çadırın içindeki karaca oğlan sazı eline alıp dertli bir türkü söylemeye başlar. Geniş zaman. Bu da doğru gösterilmiştir arkadaşlar. E2'yi de eliyorum. Cevabımız çıktı ama diğerlerine de bakalım. Siz de benim gibi yaptığım gibi yapın. Yanlış olarak ya da doğru olarak bildiğiniz şeyler varsa cümlelerde ya da şıklarda silin gitsin arkadaşlar. Bu kitapta teknolojinin mümkün kıldığı gelecek düşleriyle masallar yeniden kurulmuş. Bakın. Duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiş ama burada görülen geçmiş zaman. Bu yanlış. Bakıyorum dile geldi. Bu da arkadaşlar duyulan geçmiş zaman değil, bilinen görülen geçmiş zamandır. Dolayısıyla cevabımız D'dir. Haydi bakalım minnoşlar. Devam edelim diğer sorulara. Duyulan geçmiş zaman ekimiş. Cümleye sonradan farkına varma ve başkasından duyma anlamları katabilirmiş. Bu açıklamaya göre mış hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır diyor bize. Bakalım arabayla eve dönerken gözlerim kararınca kaldırımın üzerine çıkmışım. Aa fark etmemişim. Kaldırımın üzerine çıkmışım anlamı katmış değil mi? Çok güzel. Almina büyük çekilişte bir haftalık Antalya tatili kazanmış. Aa bunu başkasından duyma anlamı değil mi? Başkasından duyuyorum. Tam o sıradaki müzedeki görevli evinden görevli çıkıp gelmiş. Evet başkasından duydum bunu da. Eski binaları yıkıp kentsel dönüşümü hızlandırmışlar. Bunu da başkasından duydum. B'yi C'yi D'yi başkasından duydum. Şöyle yaptım ama Adana'ya sonradan farkına vardım anlamı katılmıştır diyorum. Cevabım Adana'dır arkadaşlar. Haydi geçelim. 9. soru. Oh çok güzel bir fotoğraf sorusu. Aşağıdakilerin hangisinde haber kipi kullanılmamıştır? Bakalım arkadaşlar. Sağlık ve hijyen için sabunla ellerimizi yıkayalım. Arkadaşlar yıkayalımdaki alım elim şuradaki A ne ekiydi? İstek kipi değil mi? İstek bakın istek kipi diyorum. Demek ki burada haber kipi yok. Çok ilaçlı doğru ilaç iyileştirir. İyileştirir. Bu ne? Geniş zamanda kullandım değil mi dostlar? Şöyle geniş zaman. Bu haber kipidir. Elinle yaktığın ateşi gözyaşlarına söndüremezsin. Öğretmenim böyle olumsuz ifadeleri hemen olumluya çeviriniz. Söndüremezsiniz değil, söndürebilirsin. Bu da geniş zamanla kullanılmış. Bu da haber kipidir. Çevremi temiz tutarım diyor. Nedir arkadaşlar? Tutmaktan tutar. Bu da geniş zamanla çekimlenmiş. Ama dolayısıyla Adana dışarıda kalıyor dostlar. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kurt Akademi sayfasını beğenin, abone olun, yorumlara boğun bizi. Haydi görüşürüz dostlar.